Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün çok eğlenceli bir video ile birlikte karşınızdayız. Bugün Nilüfer ve Maşa ile birlikte yeni bir gemi aldık. Şimdi arkadaşlar bu geminin kutu açılımını yapacağız. Ondan sonra bizim dev bir havuzumuz vardı hatırladığınız kadarıyla. Eğer önceki videolarımızı izlediyseniz hatırlıyorsunuzdur. Bu geminin kutu açılımını yapıp o havuza götüreceğiz arkadaşlar. O havuzda yüzdüreceğiz ve ondan sonra da geminin içinde öne Nilo'ya oturacak arkadaşlar böyle. Arkaya Maşa oturacak. Ve gördüğünüz gibi gemide oturacak çok fazla yer var. Bakın buradan geminin içine de giriliyor. Geminin içi de kocaman arkadaşlar. Geminin içine yiyeceklerimizi, içeceklerimizi dolduracağız ve geminin içinde yaşamaya başlayacağız. O zaman hadi havuzumuzun yanına gidelim. Gel bakalım gemicik. Evet, havuzumuzun yanına geldik. Şimdi havuzumuzu suyla dolduralım önce. Burada musluğumuz var. Şimdi buranın suyla dolmasını bekleyeceğiz. Sonra gemimizi havuzun içine yerleştireceğiz suyla dolunca. Ve evet arkadaşlar neredeyse doldu. Artık suyu kapatabiliriz. Şimdi gemimizi yavaşça suya yerleştiriyoruz. Geminin altını da göstereyim size. Vay çok güzel yüzüyor arkadaşlar. Şimdi geminin ne kadar ağırlık taşıyabildiğini test etmek için pijama maskeyle arkadaşlarımızı çağırdık. Önce bakalım gemi onları taşıyabiliyorsa eğer biz de bineceğiz. Binin bakalım. Hop. Gayet güzel taşıyor arkadaşlar. Hiç zorlanmadan taşıyor. Şimdi bakalım Nilo'yu taşıyabilecek mi? Nilo'yu da taşırsa Maşa da binecek. Nilo'ya. Olamaz. Hayır, geminin içine su girdi. Böyle olmamalıydı. Nilo'ya gemiyi devirdi arkadaşlar. Maşa ile Nilo'ya aynı anda binmeliler o yüzden. Şimdi Maşa ile Nilo'yu aynı anda getirelim. Biri öne binsin, biri arkaya binsin. Nilo'nun kafası çok ağır olduğu için ters bindireceğiz. Maşa'yı da öne bindirdik mi? Tamam. Bu taşımayacak gibi duruyor arkadaşlar. Görüyor musunuz arkadaşlar? Devrilip duruyor. Nilo'nun ayaklarını geminin içine sokalım. Böylece daha sağlam durur. Tamam bakın şimdi dengeli oldu. Şimdi Maşa'yı da arkaya bindirelim. Maşa'nın zaten denge konusunda bir sıkıntısı yok. Bir sıkıntısı yok dedim ama gemiyi yan yatırıyor arkadaşlar. Nasıl yapacağız bunu?